Evet, hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bana şu an çok lazım olan bir şeydi ve ben bu lazım olan şeyle ilgili video çekmeye ve sizinle bu deneyimi paylaşmaya karar verdim. Konumuz ne efendim? Konumuz maşa yapmak, saça maşa yapmak. Saça maşa yapmak ikinci bir level'ı da kıvırcık saça maşa yapmak arkadaşlar. Düz bir saça maşa yapmak son derece kolay gözüküyor. Bilmiyorum, kıvırcık saça maşa yapmak aynı şekilde kolay mı? Bununla ilgili bir araştırma yaptım, bilgi aldım, hazırlıklarımı yaptım. Ben öncelikle onu söyleyeyim size, bakın. Ben bu işlem için çoktandır aldığım fakat hiç deneyimlemediğim King marka saç maşamla başlayacağım. King'in hangi modeli? K085 modeli arkadaşlar. Öncelikle şöyle maşayı şöyle basitçe hemen göstereyim. Benimki orta hacimli bir maşa. Çok ideal aslında. Ne çok kalın ne çok ince. Ben bu ölçünün çok ideal olduğunu düşünüyorum. Onu da biraz sonra videonun içeriğinde anlatacağım uygulamadan önce. Burada bizim maşamızın özellikleri şöyle. 17 watt ısınma gücü var. 19 mm krom kaplı maşa. Farklı saç tiplerine uygun 10 ısı ayarı seçeneği var. 80 ila 180 derece arası yani. Ki bu ısı derecesi iyidir. 180'in üzerine çıkan ısı dereceleri çok sağlıklı ve iyi değildir. Saçlarınızın aşırı yanmasına, kırılmasına ve kopmalara sebep olur arkadaşlar. Hızlı ısınma ve istenilen sıcaklıkta da sabitlenme özelliği var. Ucunda bir de arkadaşlar fırça ataçmanı var. Bakın şöyle bir fırça ucuyla geliyor. İsterseniz bunun da saçınızı yine maşa yardımıyla tarayabilirsiniz, fönleyebilirsiniz vesaire. Üzerinde şöyle göstereyim. On ve off şeklinde iki tane açma düğmesi var. Biraz sonra açacağım ben. Fişe taktım hazır. Bir de şurada bakın 10 kademeli bir döner bir gösterge var. Birden 10'a kadar. Yani ilk hali 80 sanırım. 80 derece. 10'a geldiğimizde 180 dereceye kadar ısı alıyoruz diye tahmin ediyorum. Muhtemelen de öyledir zaten. Bakın şurada bir mandallı böyle bir ataç şeklinde bir aparat kolu var. Ha, burası ne derseniz, burası da arkadaşlar hani maşanızı masaya, yere, herhangi bir yere bıraktığınızda burada bu bölgesi ısınmış olacağından bıraktığınız yeri yakmaması açısından şöyle bir dirsek kol koymuşlar. Yardımcı aparat yere bu şekilde koyabiliyorsunuz dirseğin üzerinde. Şunu söyleyeyim, yapmak istediğiniz maşa, yani saçınızda istediğiniz ölçü, örneğin iri iri dalgalar istiyorsanız maşanız daha kalın olmalı ve yani buradaki ölçü daha kalın olmalı ve eğer ki çok kalın değilse, mesela benim gibi bir ölçü varsa maşanızda, saçlarınızı daha iri alıp buraya dolarsanız iri dalgalar olur. Ama daha ince bir maşanız varsa ve aldığınız saç tutamları da daha ince olursa buraya saracağınız, o zaman küçük bukleler olur. Bu da isterseniz kıvırcık bir saça sahip olmanıza yardımcı olacak bir özellik. Onun dışında ne söyleyebilirim başka? Bir iki tip maşa özelliği olduğunu biliyorum. Bir S maşa arkadaşlar, bir de klasik bildiğimiz maşa. S maşa dediğimizde arkadaşlar, maşanın üzerine doladığınız saçı birbirinin üzerine böyle karman çorman üst üste gelecek şekilde doluyorsunuz. Diğer türde son derece eşit ve belli aralıklarla, yani düzgün bir şekilde sarıyorsunuz. Bu da klasik maşa oluyor. Bakalım, ben şu an hiç inanın deneyimlemedim ve ne yapmak istediğimi de çok bilmiyorum. Valla bu video içeriğiyle beraber ilk defa sizinle ben de göreceğim. Umarım iyi bir şey çıkar. Umarım memnun olurum ve yarınki konserde de bu saçı kullanırım. Bugün prova yapmak istedim açıkçası. Sizinle beraber ilk defa kıvırcık saçlı birisinin de maşa yaptığına şahit olmuş olacağız. Ben ve sizler. Öncelikle maşamı hazırladım. Hadi bakalım, Bismillah diyelim. Şuradan bakın. Arkadaşlar olmadı. Bakın 10 düğmesine bastım, gördünüz ışık yandı. Şu an maşam hazır. Gösterge mi birden şöyle yaklaşık 5'e getirmek istiyorum. Yani birden 10'a kadar gösterge panelimde rakamlar var. Demek ki 5 olursa hemen hemen orta ısıda olur. Öncelikle bir orta ısıda denemek istiyorum. Çok aşırı sıcak olsun da istemiyorum. Şöyle henüz ısınmadı arkadaşlar.
fazla kızgın olmasını da istemiyorum. Saçımı yakmak ya da fazla tahrip etmek istemiyorum. Ben bunu 6 yaptım. Yani ortanın bir tık üzeri olsun. Şimdi öncelikle isterseniz, ha bir de unutmadan, maşaya başlamadan saçlarınız taranmış ya da taranmamış fark etmez. Ama mümkünse kuru olmasına dikkat edin. Yani ıslak, nemli saça uygulamayın maşanızı. Kuru saça uygulayın. Yani bu önemli bir konu. Bunu mutlaka merak eden soranlar olacaktır. Kuru saça uyguluyorsunuz maşayı. Islak, nemli saça uygulamıyorsunuz. Şöyle bir deneyelim. Oo. Isındığına dair kokular alıyorum arkadaşlar. Zaten ilk bastığımda farkındaysanız az önce ışık yanıp yanıp sönüyordu. Sanırım cihazımızın hazır olduğunu, bu ışığın sabitlendiğini de anlamış oluyoruz. Şu an cihazımız hazır. Ben şimdi şuradan öncelikle şöyle bir alt bölümden denemek istiyorum. Hadi bakalım, kıvırcık saça biraz daha zordur uygulamak, onu söyleyeyim size. Yani düz saça maşa yapmak son derece. Hatta oradan başlamayayım arkadaşlar. Saçımın direkt şöyle üst tarafından bir yerden başlayayım. Tabii benim, ben şimdi saçlarımı yıkamadım. Saçımda saç kremi var. Onun da verdiği böyle bir şey durum var. Ama gerçekten zormuş, onu söyleyeyim. Görmeden uygulamak. Ha, bir de çok dikkat edin. Elinizi, bir yerlerinizi yakmayın arkadaşlar. Şimdi öncelikle ilk etapta bir denedim. Çok uzun süre tutmamaya çalışıyorum. Bakın. Hafif şurada bir şekil oluştu. Ama tabii ki bu çok kolay değil ve bunu aslında tek başına yapmanız oldukça zor. Düz saçlı olsaydım son derece kolay olacaktı. Onu da söylemiş olayım size. Şuradan bir deneyelim arkadaşlar. Tabii elimi yakmamaya dikkat ediyorum. Bu da biraz beni korkutuyor açıkçası. Şunu da söyleyeyim, ilk defa maşa yapıyorum. Haliyle biraz komik görünüyor olabilirim. Ama tabii ki bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Ben deniyorum. İyi bir şey çıkar çıkmaz onu bilemiyorum arkadaşlar. Hop. Bakın yine şurada bir hafif bir bukle oluştu. Görüyorsunuz değil mi? Kıvırcığın haricinde. Ama tabii ki bu, biliyorum ki epey bir zamanımı alacak. Ama ben azimliyim. Sizinle biraz daha bu işe devam etmek istiyorum. Arkadaşlar, nereden yapalım? Yine şuralardan bir tutam alalım. Biraz daha kalın alalım. Kalın sarmaya çalışalım arkadaşlar. Çok değil ama sadece şöyle bir şey var, dediğim gibi. Kıvırcık saçlıysanız arkadaşlar, maşa yapmak son derece zor. Öncelikle saçınızı yıkayıp birazcık düzleştirebilirseniz işiniz daha kolay, onu da söyleyeyim. Ben maşamın ısısını çok fazla artırmadım. Belki de ondan biraz şey yaşıyor olabilirim. İstediğim görüntüyü henüz yakalamamış olabilirim. Şöyle gösteriyorum. Bakın. Gördünüz değil mi? Bakın. Saçta bu kısmında hafif bir model oluştu. Peki ben şöyle yapayım. 6'yı 7'ye getireyim arkadaşlar. Maşamın ısısını bir tık daha artırdım. Madem öyle, sizlere göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Peki. Orayı da bırakıyoruz. Şu önden bir tutam daha alacağım. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Hatta şu az önce aldığım parçayla beraber şu saçımın ön kısmını şöyle bir maşalamak istiyorum. Zaten ben kıvırcık saçlı olduğum için arkadaşlar, saçıma sadece bir ahenk, yani bir nasıl diyeyim, bir volüm, bir ahenk, bir hareket vermek için maşa yapıyorum. Tamamını maşa yapmama gerek yok. Yani aralarda böyle mesafe koyarak maşayı kullanırsam sanırım çok daha sempatik olacaktır. Bakın, görüyorsunuz değil mi? Bakın nasıl ama. Bence fena değil. Bir de bu tarafını yapalım. Arkadaşlar ne dersiniz? Bakın şöyle yakından göstereyim size. Fena değil, değil mi? Ne dersiniz? Peki bir de bu tarafı yapalım. Madem öyle, iki taraftan eşit görelim saçımızı. Saçımın birkaç noktasına bunu yapacağım. Ve bunu, evet, sizlerle beraber ilk defa, bir saniye şurayı alamamışım. Sizlerin huzurunda ilk defa deniyorum. Eğer ki
Çok kolay gibi görüyorsanız orada inanın çok kolay değil. Çünkü ben kıvırcık saçlıyım. Bu işi düz saça uygulamak çok daha kolay arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evde kendi kendinize saçınıza yapabileceğiniz çözümler var. Benim şu anki deneme yaptığım şey, niyetim hem bunu yapabileceğimizi göstermek hem de aslında kendim de bunu kendi kendime ispatlamak istiyorum. Mesela saçınızın rengini çok beğeniyorsunuz ve çok fazla hemen boyaya başlamak istemiyorsunuz ama çok hafif. Genellikle beyazlar şu üst bölgeden arkadaşlar, bir de şakaklardan çıkar. Bunları kapatıcı özel pratik solüsyonlar var. Sprey şeklinde. Bunlardan da kullanabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Bakın. Nasıl? Vallahi bence fena durmadı arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim, ben yarın bu saçı kendi kendime yapabilirim diye düşünüyorum. Vallahi hoşuma gitti. Belki bir arkadaştan da yardım alabilirim. Yani tek başına kıvırcık saç amaşa yapmak çok zor, onu söyleyeyim. Saçım düz değil. Bukleleri eşit alamıyorum. Kolay müdahale edemiyorum. Bakın yine şuradan bir tutam alacağım. Şu araya bir tane daha atacağım arkadaşlar. Ha bir de bunu kullanırken aman diyeyim, dikkatli olun. oranızı elinizi kafanızı gözünüzü yakmayın. Şöyle tutuyorum. Maşanın ısısını dediğim gibi istediğiniz ölçüye ayarlayabilirsiniz. Vallahi benim hoşuma gitti. Bakın. Şöyle ilk etapta elimin yetişebildiği yerleri yapıyorum. Hop. Gördünüz mü? Gayet doğala yakın. Hoş bukleler. Zaten benim saçım dediğim gibi kıvırcık olduğu için kendi saçımla beraber ortaklaşa bu maşayı kullanıyorum ve son derece de hoş bir sonuç alacağım diye düşünüyorum. Nasıl? Fena değil, değil mi arkadaşlar? Ya fena değil. Bunun üzerine bir güzel makyaj, bir de konser kıyafeti tabii ki. Belki eğer ki beğenirsem konserdeki kaydı yine kanaldan sizinle paylaşacağım. Söylediğim gibi konserde Osman Babuşçu, ünlü bir söz yazarı, bestekar hoca. Kendisinin Zeki Müren'in de zamanında okuduğu çok güzel bir eserini okuyacağım. Bu saçlar ve nasıl diyeyim, yarınki hazırlıkların neticesinde inşallah güzel bir konser olacak ve bunu sizlerle paylaşacağım. Bir de şurayı deneyeyim isterseniz. Alt tarafına hiç yapmadım. Tabii ki birazcık dediğim gibi tek başınıza bunu yapmak zor oluyor. Onu dediğim gibi ısrarla söylüyorum ama şöyle. Zaten dediğim gibi tamamına yapmanız gerekmiyor. Ben böyle üstte birkaç tane, altlara 2-3 tane, buralara 2-3 tane yaptıktan sonra sanırım olayın son derece hoş olacağını düşünüyorum. Tabi buraya biraz daha uzun tutmak gerekiyor tahmin ediyorum. Uçları veya ısıyı biraz daha artırırsam 7'den 8'e getirdim arkadaşlar şu an. 1'den 10'a kadar göstergemiz var. 80 ile 180 derece arası maşamız ve ben bunu şu an 8 no'lu ısı derecesine getirdim. Tabi burayı biraz kalın almış olabilirim. Şurayı bir daha denemek istiyorum. Dediğim gibi tabii ki kıvırcık saça maşa, bakın YouTube üzerinde hiç kıvırcık saça maşa görmedim, onu da söyleyeyim. Sizi paylaşmış olayım, belki de ilk ben olacağım. Görüyorsunuz. Bence hoş oldu. Siz ne dersiniz? Valla ben beğendim. Bunu tabii ki makyaj ve giysiyle tamamladığınızda son derece hoş bir görüntü olacak. Evet, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani kıvırcıklarım yapılı hale geldiği zaman, tabii bu saç birazcık da kremli ve bakımsız olduğu için 2 günlük bir saç. Kusura bakmayın. Onu da itiraf etmiş olayım. Şu uçlarına yapıyorum. Kendimi de yakmadan. Oo, ısıtıyor yalnız biliyor musunuz? Vallahi arkadaşlar ne yalan söyleyeyim. Sanırım ortaya güzel bir şey çıkacak. Bakın şu ucu da oldu. Üst kısımları oldu. Şuralarını yaptık.
Bunu tek başına yapamıyorsanız dediğim gibi mutlaka yakınlarınızda birinden yardım talep edin. Mecbursanız tabii ki tek başına yapmaya tek başına yapın arkadaşlar, ama yardım isteyebileceğiniz birileri varsa yakınlarınızda bu konuda size yardımcı olabilecek, bu konudan hoşlanan, şikayetçi olmayan birileri varsa işte arkadaşınız olur, kız kardeşiniz olur, anneniz olur vesaire. Onlardan yardım alın. Tek başına tabii ki biraz zor. Ben sadece bunu size bu iş oluyor mu olmuyor mu göstermek için yaptım. Evet. Şöyle, evet arkadaşlar görüyorsunuz. Maşa oluyor. Tabi biraz zaman alan, zahmetli bir şey. En azından bunu bu şekilde ispatlamış olduk. Ben şu an kapatıyorum. Cihazımı off konumuna getirdim. Şu dediğim gibi dirsek aparatım üzerine koyuyorum. Kıvırcık saçlıyım. Evet. Çok memnunum. Çok mutluyum. Sadece bunu yaparken bir de kıvırcık saçla ilgili size genel özelliklerinden ve pratiklerinden bahsetmek istiyorum. Bunu tabii ki başka birkaç arkadaşımdan da istişare ederek edindiğim deneyimler. Bir kere kıvırcık saçlar arkadaşlar çoğunlukla kuru saçlardır. Yani keratin düzeyi düşük olur, daha neme ihtiyaç duyar, daha kuru saçlardır. Yani yağlı olan kıvırcık saç ben ne duydum ne gördüm. Bu bir. O yüzden kıvırcık saçlıysanız saçlarınızı ekstra nemlendirmeye ve bakım yapmaya ihtiyacınız var. Eğer ki uzun yıllar sizinle beraber kalmalarını istiyorsanız. Artı kıvırcık saçların, ki benimki gibi çok gür olmayan ince telli ise tabii ki kabartmak istiyorum, ama kabartırken uçuş uçuş olmasını istemiyorum. Yani buklelerimin bozulmasını da istemiyorum. Birinci tiyo, öncelikle saçınıza çok sert olmayan, istiyorsanız brilyantinle olabilir, jöle kullanabilirsiniz. Ama ben bunu son birkaç yıldır durulanmayan saç bakım kremleriyle değiştirdim. Şimdi jöle yerine onu kullanıyorum. Kendimce güya saçlarımı koruyorum. Bilmiyorum artık ne kadar faydası oluyor. İkincisi, saçlarımı öne doğru atarak, yani aşağı doğru şöyle düşürüyorum. Kuruturken o şekilde düşürüyorum ki daha hacimli, daha volümlü görünsünler. Çünkü dediğim gibi ince telli ve çok gür değil saçlarım. Ama kıvırcık olduğu için oradan istifade edebiliyorum. Onun hilelerinden faydalanıyorum. Ve dediğim gibi mutlaka kıvırcık saçlıysanız kuru olacağından iyi bakım kremleri, solüsyonlar ve nemlendiriciler kullanın. Benim gibi maşa yapmayı da denerseniz yorumlarda lütfen benimle paylaşın. Çok memnun olurum. Yarın dediğim gibi Ankara'da olan arkadaşlarımı Ulus'ta Gençlik Parkı'ndaki Necip Fazıl Kısakürek Salonu var, kültür merkezinde. Metro çıkışının hemen oradaki binada. Saat 8'de, yani 25 Mart Pazartesi saat 8'de benim de bir tane Osman Babuşçu'nun eserini okuyacağım konserimize bekliyorum. Kıvırcık saçlılara, düz saçlılara, dalgalı saçlılara herkese saygılar, sevgiler gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.